Herkese selamlar. Bu sıra 5 eğitim setimizin 47. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte Of Canvas konusunu işleyeceğiz. Bakalım kodladıktan sonra ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Canvas oluşturmak için bir division atmalıyız ve bu division içerisine Of Canvas klasını yazmalıyız. Daha sonra bunun yönünü belirtmeliyiz. Ben solda olsun dedim. Bu yüzden Of Canvas hyphen start dedim. Start soldan başlatacak. Birazdan sağ, yukarı ve alt komutlarını da vererek nasıl olacağını göreceğiz. Bir ID verdim canvas'ıma. My Canvas adında bir ID verdim. Ekran okuyucuların buna ulaşmasını istemiyorum. Çünkü Canvas'lar ilk önce görünmez olan bileşenlerdir bu strepte. Birazdan ne olduğunu anlatacağız. Ve içerideki birazdan içerisine bir başlık yazacağım. Ve bu başlıkla Buradaki canvas'ın bağlantılı olduğunu anlatmak için Aria Label LED ile ekran okuyucu ve yardımcı teknolojilere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde başlık kısmını da oluşturacağım canvas'ın. Af Canvas Header ile bir başlık kısmı oluşturacağımı belirtiyorum bu Canvas'ıma. Daha sonra H5 ile bunun bir title, Canvas title olduğunu belirtiyorum. Bu class kullan diyor bu strap bana. H5'te bunu kullandım. Bir ID verdim. Canvas Label. Niçin bu ID'yi verdim? Şuradaki üyelik sözleşmesi yazısı yani bu başlıkla şuradaki af canvas division'ımın nesnemin bir bağlantısı olduğunu Arya Label Led ile yukarıda belirtmiştim. O yüzden buraya aynı ID'yi vermeliyim ki bu bağlantıyı sağlayabileyim. Bir de kapat butonu açtım. Şimdi tıkladığımızda birazdan açılacak bir Canvas olacak. Bu straptaki AfCanvas bileşeninin ne olduğunu bilmeyenler biraz göster birazdan gösterince anlayacaklar. Bir buton atadık ve kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Birazdan Canvas'ın nasıl çalıştığını gösterdikten sonra gelip kodları anlatsam sizin için daha iyi. Çünkü Af Canvas'ın nasıl bir bileşen olduğunu aranızda bilmeyenler olabilir. Hızlı bir şekilde gövdeyi oluşturayım. Şuradaki header klasını kapattıktan sonra hemen bir Af Canvas hyphen body klasını oluşturuyorum. Ve şurada kapatıyorum. Benim şurada Av Canvas'ı kapattığım yer şurası. Tamam. Şuralara da yorumlarımı ekledim. Tamam. Şurada sütundan birazcık uzaklaştırayım. Nasıl görünüyor diye bakalım. Şuraya geliyorum. Index.html'e sağ tıklayıp Open with Live Server diyorum. Herhangi bir şey görünmüyor. Çünkü Canvas'larımız bir şeylere tıkladığımızda ya da JavaScript ile Ajax ile örneğin Herhangi bir işlem yaptıktan sonra kullanıcıya geri döndürdüğümüzde javascript ile açtığımız bileşenlerdir. Ancak ben şu an size göstermek adına Show klasını atayıp göstereceğim. Evet canvas'ımız bu. Sayfamızın sol tarafında şöyle bir alan kaplıyor. Şurada kapat butonu var. Örneğin Kişi üye, üyelik yapacak. Orada Üyelik sözleşmesini gör ya da kabul et'e tıkladığı anda Gelecek. Şurada bir canvas açacak ve üyelik sözleşmesi ile ilgili buradaki yazıları görecek. Artık üyelik sözleşmesi neyse ben örnek vermek için bunu söylüyorum. Yoksa siz sitenizin dilediğiniz yerinde dilediğiniz şekilde Canvas'ları kullanabilirsiniz. Of Canvas bileşimimiz şu şekilde bir şey olduğunu artık gördünüz. Şimdi sıfırdan tekrardan başlayalım. Of Canvas oluşturmak için bir division atıyoruz. Bunun of Canvas olduğunu belirtiyoruz. Solda açılması için of Canvas hyphen start klasını atadım. Bu şu anda artık göstermeme gerek yok. Çünkü show olmayacak burada. Bir id atadım ve bunun my canvas olduğunu belirttim. İlk önce sitede görünmeyeceği için ekran okuyuculara tab tuşuyla buna ulaşmalarını engellemek istiyorum. Bu yüzden ekran okuyucu kullananların tab index eksi bir diyerek tab tuşuyla canvas'a ulaşmalarını engelliyorum. Daha sonra ekran okuyucu ve yardımcı teknolojiler için yine bir aria label LED bir oluşturuyorum ve diyorum ki buradaki division ile şu içerisindeki başlık birbiriyle bağlantılı. O halde şuradaki ID'yi şuradaki label led la tanımlayarak birebir aynısını aradaki bağlantıyı kuruyorum. Canvas'ta iki türlü içeriğimiz var. Biri başlık, biri de gövde. Başlık için of canvas hyphen header klasını atıyoruz. Gövde için of canvas hyphen body klasını atıyoruz. Burada istediğinizi oluşturabilirdiniz. Ya yani burada bir resim bırakabilirsiniz. Ne bileyim yani istediğiniz aklınıza ne geliyorsa hemen bir resim bırakalım istiyorsanız bir resim de attık gövdenin içerisine. Başlık kısmında ise H5 başlığını oluşturmak için bu Bootstrap bana diyor ki Of Canvas title adındaki klası kullan. Tamam diyorum. Başlığın böyle daha güzel olacak diyor. Ben senin için ayarlayacağım. Tamam. ID'mi verdim. Üyelik sözleşmesi istedim. Bir buton atardım. Niçin? Kapatma işlemi için. Çünkü Canvas'ımı kapatmam da gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şuradaki kapatma butonuna ihtiyacım var. Ha, kişi gelip şurada kapatabilir ya da hiç oraya dokunmadan sayfanın herhangi bir yerine tıklayarak da kapatabilir. Bu buton içinde diyor ki buton close kapatma butonu ve metin iç rengi için text hyphen reset adındaki klası kullan diyor. Sonra bunun bir canvas kapatıcısı olduğunu anlatmak için data hyphen bootstrap hyphen dismiss yazacağız. Dismiss kapatma olayını gerçekleştiriyordu. Burada javascript'i tetikleyeceğiz ve diyor ki neyi kapatacağım ben? Diyorum ki af canvas'ı Kapatacaksın tamam diyor ancak ben buraya herhangi bir metin yazmadım değil mi? Kapat diye bir metnim yok ya da herhangi bir metnim yok. Ekran okuyucu bunu nasıl algılayacak? Ekran okuyucu için de buraya aria-label kapat demeliyim ki Herhangi bir metin Kullanmadığım tüm sitede herhangi bir metin kullanmadığınız her yerde aria-label ile bunun ne olduğunu Anlatmanız mantıklı olacaktır ekran okuyucu ve benzeri teknolojiler için. Şimdi bunu oluşturduk artık. Ama biz asıl nerede kullanıyoruz? Ya bir yere tıklandığında canvas'ımızı açıyoruz ya da javascript ile açıyoruz. Her ikisini de göstereyim size. İlk önce link ve butonlara tıklanınca nasıl açılıyor onu göstereyim. Bir link oluşturdum ve bunun ref kısmına hangi canvas'ı açacaksa onun idsini veriyorum. Benim buradaki canvas'ım my canvas id'liydi o yüzden ona my canvas vereceğim. Fakat bu bir id olduğu için başına diyezi unutmuyorsunuz. Class veriyorum, buton ve buton info. Bunlar bootstrap'in class'ları bizim için buton görüntüsünü sağlamak için. Daha sonra javascript'i tetiklemeliyiz. Neredeki javascript'i? Bootstrap'in kendi JavaScript dosyasından gidip JavaScript'i tetiklemeliyiz ve demeliyiz ki kardeşim diyor Blink ben benim görevim ne beni niye oluşturdun diyor. Ben de diyorum ki senin görevin canvas açıcılığı. Bu yüzden buraya Af canvas'ı yazmalısınız. Bakın buraya başka bir şey yazmayın. Burası bir kod. Gelip diyoruz ki sen bir Canvas açıcısı olarak görev yapacaksın. Tamam. Ekran okuyucu için de bunun bir rolünü belirtiyorum. Diyorum ki bu bir buton görevinde yer alacak. Çünkü herhangi bir başka sayfaya yönlendirmiyoruz bu linki. Tamam. Daha sonra ekran okuyucu ve benzeri teknolojiler için bir de bunun nereyi kontrol ettiğini belirtmek zorundayız. Yani şimdi bu link nereyi kontrol ediyor? My Canvas ID'deki ID ile şu division'ı kontrol ediyor. Bunu belirtmeliyiz. Şuradaki ID neyse Arya Controls ile ona da aynı ID vermek zorundayız. Ekran okuyucu ve benzeri teknolojiler Çünkü burada sizin tıkladığınızda My Canvas ID'sine gittiğini ekran okuyucu ve benzeri teknolojiler bilemez. Bunun aynısını butonla da oluşturacağız. Buton olarak değiştirelim. Şuraya buton diyelim. Artık ref olmayacak değil mi? Butonlarda ref olmaz. Ne olacak? Bu sefer bana bu bootstrap diyor ki data-bootstrap-target hedefini belirt hedefin neresi? Burada ref komutu olmadığı için data-bootstrap-target attribute'ünü atmak zorundayız. Bu attribute'e diyorum ki senin hedefin my canvas id'li canvas'ı açmak. Böylelikle hedefi ona belirtiyorum. Tabi burada linkte olduğu gibi burada ikinci bir attribute'e ihtiyacınız var. O da nedir? data bootstrap toggle attribute'ünü off canvas Komutuna eşitlemeniz buna mecbursunuz her ikisinde de bunu yapmak zorundasınız çünkü bunun Butonun görevini de anlatmalıyız butona butonun görevi ne Canvas açıcılığı ancak burada data bootstrap target'la javascript'te neyi tetikliyoruz Hangi canvas'ı açacağını tetikliyoruz yani bu buton hangi canvas'ı açacak sitenizde onlarca canvas olabilir Daha sonra yine arya controls ile my canvas'ı Kontrol edeceğini Kendisine bildirmemiz gerekiyor Burada Buton Dark diyelim koyu bir tema alalım buton için ve şimdi gözlemleyelim, bakalım canvasımızı açıyor mu? Linke tıklıyorum, geldi, gayet başarılı. Kapatıyorum. Butona tıklıyorum, yine geldi, gayet başarılı. Hem butona hem linke tıkladığınızda canvasımızı çalıştırabildik. Şimdi canvas canvaslarımızı çalıştırdık ancak canvaslarda placement yani yerleştirmeyi nasıl değiştirebiliriz? Siz start istemiyor olabilirsiniz, siz tap istiyor olabilirsiniz, yukarıdan. Bakın yukarıdan açıldı. Canvas'ınız şurada scroll çubuğu oluşacak şekilde yukarıdan oluştu. Veya sağdan istiyor olabilirdiniz. Sağ end temsil ediyordu bu strepte. Sağdan açabilirsiniz. Son derece güzel. Ya da linke tıklayarak sağdan açabiliyorsunuz. Veya alttan açmak istiyorsunuz. Bottom diyebilirdiniz. Aşağıdan açtık. veya az önce yaptığım gibi start diyerek soldan açıl diyebilirdiniz. Bu da placement özelliği. Şimdi biz burada dikkat ettiyseniz herhangi bir sayfanın yerine tıkladığımızda canvas'ımız kapanıyor. Bunu istemiyorsanız ya gelip şurada bakın af canvas klasının olduğu en üst division'a e, yani canvas'ımızı başlattığımız division'ın içerisinde bir attribute yazabilirsiniz. Nedir bu? Data Bootstrap Backdrop'u false'a eşitleyeceksiniz. Böylelikle ne demiş oluyoruz? Ben sayfanın herhangi bir yerine tıklandığında Canvas'ımın kapatılmasını istemiyorum. Sadece butona tıklanınca kapanmasını istiyorum. Bakın şuraya dikkat edin. Sayfanın herhangi bir yerine tıkladığımda Canvas'ımı kapatmıyor. Canvas'ımı ancak şuradaki kapat butonu ile kapatabilirim. Bu şekilde Data Bootstrap Backdrop'u şuradaki Off Canvas klasının bulunduğu division'a yani en üst division'a vererek sağlayabilirsiniz. Şimdi son olarak JavaScript ile bunları nasıl kontrol edeceğimiz görelim. 2 adet variable oluşturdum. İlk variable'ım ile yukarıdaki myCanvas id'li canvas'ımı çekip myCanvas'a attım. Artık oradaki canvas bileşenim tamamen bana ait. MyCanvas adındaki variable attım. Değişkeni attım. Şimdi geliyoruz. Yeni bir bootstrap bileşeni oluşturacağım belirtiyorum. Burada bootstrap dot burada ilk harfinin büyük olduğuna dikkat edin. Af canvas yazdım. Daha sonra yukarıda çektiğim canvas'ı bunun içerisine boca ettim. Bunu da bootstrap canvas adında bir variable atadım. Şimdi ben burada özelliklerle oynamak istiyorum. O halde virgül diyorum ve küme parantezlerimi açıp kapatıyorum. Şimdi burada ne yapabilirim? Mesela keyboard false diyebilirim. Neyi sağlamış olacak bu? Birazdan göreceğiz. Tıklıyorum. Şimdi escape tuşuna basıyorum. Bakın escape tuşuna basmama rağmen canvas'ımı kapatmadı. Ancak bunu yazmamış olsaydım veya buna true demiş olsaydım zaten default olanı true'dur. Şimdi dikkat edin. Escape tuşuna tıkladığım anda gitti. Ben burada canvas'ımı açsam bile escape tuşuna bastığım anda canvas'ım kaybolacak. Ben bunu istemiyorum. O halde burada gelip false diyerek bu özelliği ayarlayabilirsiniz. Ya da Gelip burada backdrop özelliğini burada ayarlayabilirdiniz backdrop'a false deseydiniz Sizin için artık Bakın Sayfanın herhangi bir yerine tıkladığımda kabul etmiyor illaki şu butonla Kapatmak zorunda kalacaktı Backdrop'un True olması bence daha güzel gerçi kullandığınız yere değişir ama backdrop'un true olması yani ona dokunmamanız daha iyi çünkü Şurasını arka planı Siyahlaştırıyor sizin için daha güzel bir efekt Verir yani sadece kişiyi şuraya odaklanma kişinin şuraya odaklanmasını sağlayacaktır o yüzden ben backdrop'un burada olmasını daha mantıklı buluyorum canvas olayında şimdi bunları yaptık peki diyelim siz ajax işlemi ile sunucuya örneğin bir form doldurdunuz ve form ile ilgili kişi örneğin üye kayıt yapıyor ya da üye giriş yapıyor kişi geldi üye giriş yapıyor tıklıyor ancak siz burada ona bir hata vermek istiyorsunuz ya yani şurada kişi odaklanamayabilir. Şurada bir hata mesajı vermek istiyorsunuz ve diyorsunuz ki kullanıcı adı yanlış girildi. Kullanıcı adı veya şifre yanlış diyebilirdiniz mesela. Şöyle bir division oluşturduk, bir alert oluşturdum. Şimdi gelelim. Şöyle ilk önce bir gözlemleyelim. Kullanıcı adı veya şifre hatalı diye kişi giriş yaparken kişiyi uyarmak istiyorsunuz. Şuradaki resmi kaldıralım. Şimdi JavaScript'ten açacaksanız o halde siz şuradaki Bootstrap Canvas'a ulaşacaksınız. Şurada. Burada özelliklerini verdik. Canvas'a ulaştınız. Ve diyelim Ajax içerisinde JavaScript yazmanız lazım. Ne yapacaksınız? Show'u kullanacaksınız. Burada bazı metotlar var. Tabi bu sadece bu metotları bu derse özgü mü kullanıyoruz? Hayır. Ben geçen derslerde size JavaScript ile ilgili o bölümlerden müdahale edebileceğimizi söylediğim tüm derslerde show metodunu kullanabilirsiniz. Ve böylelikle açacaksınız. Ben şuradaki butonları, şuradaki link ve butonu yoruma alıyorum. Bakın zaten açıldı. JavaScript'ten kişi girdi. Direkt JavaScript'ten open diyerek canvas'ı açacaksınız ve kişiye şuradaki alert mesajını basacaksınız. Ya da toggle diyecektiniz. Toggle veya gösterdiğiniz kişi hata yapmıyor ya da canvas'ı kapatmak istiyorsunuz burada hide metodunu kullanacaksınız ve böylelikle kapatma işleminde bu şekilde canvas'ı kapatacaksınız yani javascript'ten bir şeyler yapıyorsanız sunucuda Ajax teknolojisini kullanarak burada show, toggle hide gibi metodları kullanarak canvas'ı açıp kapatacaksınız ve artık kişiye ne göstermek istiyorsanız gösterip hemen kapatacaksınız olay bu şekilde bu derslik bu kadar yeter önümüzdeki ders Bootstrap'in diğer konularıyla devam edeceğiz.